Her şeye ve herkese rağmen bir vatansever olabilir misiniz? İki renge ne kadar aşık olabilirsiniz? Kim o da bu hafta? Futbolun ordinaryüsü, Lefter Küçük Andonyadis. Aralık 1925'te bir balıkçı olan Hristova Argiro'nun çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbolla ilkokul çağında tanıştı. Büyükada Gençlik Kulübü'nün formasını giydi. 15 yaşına geldiğinde ise Taksim Kulübü'nün dikkatini çekti ve Taksim İdare Heyeti'nde yaşı büyütülerek 17 yaşında gösterildi. Böylece sahte lisansla kadroya alındı. 1943'te gönüllü olarak askere yazıldı ve 4 yıllığına Diyarbakır'a gitti. Bu dönemde İstanbul'da adını bırakan Lefter, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından takip edilmekteydi. Dönemin yıldızlarından Baba Hakkı lakaplı Hakkı Yeten ve Beşiktaş teknik direktörü Lefter'le görüştü. Fakat aldıkları yanıt "Ben Fenerbahçeliyim" oldu. Bunun üzerine Fenerbahçeli Necip devreye girdi ve Fenerbahçe denemelerine katılmasını istedi. Çıktığı maçta 3 gol atan Lefter 1947 yılında asker üniformasını çıkarıp aşkını "çok seviyorum, Allah'ımdan sonra Fenerbahçe'yi seviyorum" sözleriyle tarif ettiği o çubuklu formayı sırtına geçirdi. Fakat dönemin Fenerbahçe teknik direktörü İgniz Molnar çok ufak tefek diyerek onu B takımına gönderdi. 23 Nisan 1947 tarihi geldiğinde ise işler değişti. Fenerbahçe'nin Şeref Stadı'nda Vefa ile oynayacağı milli küme maçı için yapacağı son idmana Lefter de çağrıldı. Fenerbahçe B takımı formasıyla as takımına karşı sahaya çıktı ve 3 gol attı. Maçın ardından sessizce giyinip çıktı ve bir daha da idmanlara gelmedi. Kulüp yetkilileri ise onu aramaya başladı. Kulüp müdürü Reşat Erten'in Büyükada'da bulduğu Lefter tek kelime etmeden neden gittiğini soranlara "Fenerbahçeli abilerime maçta gol atınca hem utandım hem korktum" dedi. Ardından hasta babasının tedavisi için verilen 200 lirayı transfer bedeli olarak kabul ederek Fenerbahçe'ye transfer oldu. Attığı gollerle tarihe damga vuran efsane atmadıklarıyla da olay yarattı. 4 Nisan 1948'de Şeref Stadı'nda büyük bir kalabalık vardı. Taç çizgilerini aşan kalabalıktan korkan hakem maça çıkmaktan vazgeçince iki takımın da onayıyla dönemin Galatasaray teknik direktörü Molly hakem olarak düdüğü eline aldı. Ardından 84. dakikada baskılı taraftara rağmen Fenerbahçe'yle yine penaltı noktasını gösterdi. Fakat Lefter topun başına geçtiğinde Molly pişman oldu. Golü atmamasını işaret etti. Eğer gol olursa Beşiktaşlılar sahaya inecekti. Lefter Molly'nin sözünü dinledi ve topu Beşiktaş kalecisinin kucağına gönderdi. Ama Molly dayaktan kurtulamadı. Çünkü Lefter'i etkilediğini gören Fenerbahçe taraftarları sahaya inmiş. 23 Nisan 1948'de ilk defa milli formayı giydi. Hayatının en zor sınavlarından biriyle karşı karşıyaydı. Çünkü rakip takım Yunanistan'dı ve maç Atina'daydı. 90 dakika boyunca bir Rum olmasına rağmen Türk milli takımı forması giyen Lefter'e ırkçı küfürler edildi. Fakat o görevini yaptı ve maçı bir gol bir asistle tamamladı. 3-1 kazanılan maçın son düdüğüyle taraftarın taşkını sahaya sıçradı. Yunanlı bir futbolcu Lefter'e saldırdı. İslam Çupi'nin "yıllar yılı onu yaza yaza ne kalemler tükettim" dedi. Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun İstanbul Destanı şiirinde "Ver Lefter'e yazsın Lefter'e" dizeleriyle adını geçirdiği yıldız futbolcu Avrupa'nın da dikkatini çekti. Ve 3 Ekim 1951 yılında İtalyan devi Fiorentina'ya 17.500 lira karşılığında transfer oldu. O dönem yıldızlar topluluğu olarak bilinen Fiorentina'da gösterdiği performansla tribünleri "Türko" diyerek bağırttı. İtalya'yı 2 kez dünya şampiyonu yapan Vittorio Pozzo'ya Lefter'i nasıl bulduğunu soran Halit Kıvanç, "eğer avucuma topu sığdırmak mümkün olsaydı inanıyorum ki Lefter benim avucumda bile çalım atardı" cevabını aldı. Sonraki sezon Fransa'nın Nice takımına kiralanan yıldız tüm ısrarlara rağmen "memleket hasreti ağır basıyor" diyerek Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe macerasını toplam 17 yıl sürdüren efsane 615 maçta tam 423 gol attı. Sembol bir taraftar olan Manor Talia'nın taktığı Ordinaryus lakabıyla anıldı. Sergilediği futbol sadece taraftarları değil futbolcu arkadaşlarını da etkiledi. Takım arkadaşı Can Bartu onun için "bana efsane diyorlar, ben onun tek ayakkabısı olamam. Galatasaray kalecisi Turgay Şeren ise 15 futbolcu say deseler önce onun adını sayarım" dedi. Ustalığını ise takım arkadaşları şu örnekle anlatacaktı. "Ankara gücüyle oynuyoruz. Frikik oldu. Lefter hemen geldi, dikti topu. Bir vurdu tam 90'a. Hakem düdüğü çalmadım, ne yapıyorsun" dedi. Lefter topu tekrar aldı, tekrar dikti. Hakem düdüğü çaldı, Lefter vurdu, sayılmayan golün aynısını tekrar attı. Bu defa saydılar ama. Yıllarca Türkiye ve Fenerbahçe hayatını adayan futbolcu, hayatının en acı günlerini ise 1955 yılında yaşanan 6-7 Eylül olaylarında yaşadı. Azınlıklara ait 4214 ev, 1004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okulla aralarında fabrika, otel, bar gibi yerlerin bulunduğu 5317 mekanın saldırıya uğradığı dönemde olaylar adaya da sıçramıştı. Bir grup saldırgan Fenerbahçe'nin ve milli takımın kaptanı Lefter'in evini bastı.
Çocuklarının yattığı oda başta olmak üzere tüm ev taş yağmuruna tutuldu. Vurun şu gavura diye bağırdılar. Lefters'i elinde silahı, eşi İstavrini ve iki kızıyla oturma odasında bekledi. Olay sonrası günlerce ağladı. Fenerbahçelilerse Kartal'dan motorlara binip adaya onun yanına gittiler. Taraftarlar ve devlet yetkilileri ısrarla saldırganların isimlerini istediler. Fakat Lefter tek bir isim dahi vermedi. Yıllar sonra ise 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım. O günse kayalar ve boy tenekeleriyle karşılaştım. En kötüsü harçlık verdiğim çocuklar evime saldırdılar. Kızlarım küçüktü. Onları öldürmeye kalktılar. Çok sordular kim yaptı diye ama o gün de söylemedim, bugün de söylemeyeceğim. Yaşanmasaydı keşke. Ama kendini bilmezlerin yaptıklarını bir millete mal etmemeli dedi. 50 kez milli formayı giydi, 8 kez kaptan oldu, 22 gol attı. Futbol Federasyonu'ndan ilk altın şeref madalyasını alan futbolcu oldu. 19 Şubat 1956 yılında 52 maçtır yenilmeyen Macaristan'a 2 gol atıp Metin Oktay ile beraber maçın 3-1 bitmesini sağladı. Ben Fenerbahçe formasını sırtımda değil başımda taşıdım diyerek futbola veda eden Lefter, kulüp tarihinde adına jübile düzenlenen ilk futbolcu oldu. Ardından Yunanistan, Güney Afrika ve Türkiye'de birçok takımda teknik direktörlüğü yaptı. 15 Ekim 2005'te çok özlediği taraftarın önünde Başkan Aziz Yıldırım'dan efsane özel ödülünü aldı. 2009 Mayıs'ında dikilen heykelini gözyaşlarıyla izledi. Bir ay sonrasında Fenerbahçe'nin Dereazlı tesislerinin adı Dereazlı Lefter Küçük Andonyalis tesisleri olarak değiştirildi. 4 Nisan 2011'de Altın Ayaklar projesinde ayak izleri alındı. Ver Lefter'e yazsın deftere dediler. Kimseyi kırmadı Lefter. Dostluk yazdı, kardeşlik yazdı, tarih yazdı. Hiç kalp kırmadı, hiç üzmedi sevenlerini. Komşusunun kızına hayır diyemedi, klibinde oynadı. Atina'da aile ziyaretine rahatsızlandı. Öleceksem Türkiye'de öleyim, beni yurduma götürün sözleriyle taşındı İstanbul'a. Ve olaydan bir yıl sonra 13 Ocak 2012'nin akşam saatlerinde günlerdir yoğun bakımda olan Ordinarius hayata gözlerini yumdu. Yıllarca sırtında çubuklu formasıyla çıktığı sahaya bu defa takım arkadaşlarının omuzlarında Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı bir tabut içinde çıktı. Ve aşıkları seslendi arkasından unutulmaz olduğunu. Tribünler inledi binlerce kere. Ver leftere, yaz deftere. Bitti kalem, doldu defter, efsaneler ölmez defter.